İsmim Ahmet. Kayseri Talas Getir Bayisi'nin sahibiyim. 4 ay oldu bayimizi açalı. Kurye arkadaşlarımızla beraber sistemi aksatmayacak şekilde süreci işletiyoruz. Talepler gitgide arttı. Bazen kısıtlamalar arttı, bazen gevşetildi ama sürekli olarak sürekli dikey bir şekilde işlerimiz arttı. Hiç düşüş yaşamadık. Tabii insanlar için, özellikle yaşlı kesim için bizim işimiz biraz daha kolaylık sağladı. Süreç işimiz gitgide büyüdü. İlk başladığımızda 5 motorumuz, 3 arabamız vardı. Şu an 16 motorumuz, 4 aracımız var. İşimiz gitgide büyüyor. Kuryelerin güvenliği bizim için öncelik. Bizim 50 kilometre hız sınırımız var kuryelerde. Özel bir GPS sistemimiz var. Anlık olarak takiplerini de sağlıyoruz. Bir de ayrıca özel güvenlik ekibimiz var. Tek işleri gün boyunca kuryeleri takibini yapmak. Yani kaskın klipsini takmadıysa bildiri sağlar. İşte test şeritten gitmek, refüjden atlamak, kırmızı şeritten geçmek bunlar kesinlikle yasak. Dört dörtlük bir şekilde trafik kurallarına uymaları gerekiyor. Dediğim gibi 50'yi geçmeleri de yasak. Onların güvenliği bizim için öncelik. Herkesin sadece depo içerisinde hız olması gerekiyor. Dışarıda onların güveni bizim için öncelik. Sıkıntılar, zorluklar genelde hava şartlarında daha çok zorluk yaşıyoruz ama aşırı yağışlarda, karda, kışta zaten motokuryeleri içeri çekiyoruz. Sadece arabalarla servis sağlıyoruz. Trafikte bazen diğer araçlar zorluk yaşatıyor ama onlarla ilgili de güvenlik ekibi olsun, ben olayım, gerekli işlemleri anında yapıyoruz. İsmim Mehmet Fatih. Getir'de araç kurye olarak çalışmaktayım. 3 aydır bu işi yapmaktayım. Bazı sorunlar yaşadık, evet. Teslimatta bazen gecikmeler yaşadık. Yoğun havalarda, karlı havalarda, yağmurlu havalarda gecikmeler oldu ister istemez. Onun dışında kuryelerimiz bazen asabileşebiliyor, müşterilerin verdiği tepkilerden dolayı. Müşteriler sipariş geç gittiğinde sert tepkiler verebiliyor. Ya, bu gibi sorunları yaşıyoruz, evet. Aynı gün yaşadığım iki tane kötü anım var ve aynı sipariş üzerineydi. Bazen bizde tahmini varış süresi araç kuryede 40 dakika olarak seçiliyor ama bu bir anda 5 paket, 6 paket attığı olunca gecikebiliyor ister istemez diğer paketler. Bazen ters taraflara atabiliyor paketleri. Doğal olarak bizim hız limitlerimiz var. Bunları geçmiyoruz. Gerekli kurallara uyduğumuzda, bütün ışık kurallarına uyduğumuzda siparişler ister istemez gecikiyor. Bunda da bir siparişin 1 saati geçkin sürede teslim edildiği olabiliyor. Bu zaman işte müşteriler tersliyor bizi. Ya da yanlış bir işaret yapıyor, yanlış bir konum girmiş oluyor bir kişi. Bu yüzden diğer siparişlerimiz geç düşüyor. Ya, tek istediğimiz şey aslında basit. Müşterilerin doğru adres girmesi ve gerekeni güzel şekilde, gelen kuryeye gerekeni güzel şekilde teşekkür ederek yapmasıdır. Yani sadece acele etmemelerini isteyebilirim. Özellikle şu Ramazan'da insanlar yeterince asabi zaten, oruçlar. Daha sakin olabilirler. Trafik yeterince zaten karışık. Biliyorsunuz Kayseri'de yeterince büyüdü. Yani motokuryelerimize daha fazla saygı duyulmasını isterim sadece. Genellikle iftar saatinde, iftar yaklaştığı için, trafik tıkandığı için çok büyük bir yoğunluk oluyor. Ya, bizim bu yoğunluğu atlatmamız da 1,5 saat kadar sürebiliyor. Çünkü oruç tutan kuryelerimiz var, ben de dahilim buna. Oruç tuttuğumuzdan dolayı hani iftarımızı yapmamız gerekiyor. Ve bu esnada müşteriler de iftar yapıyor. Ekmek söyleyen oluyor, peynir söyleyen oluyor, yumurta söyleyen oluyor. Hani ayrıntılı söyleyemiyorum bunu da tabii ki. Dediğim gibi iftar saatinde daha saygılı olabilirler mesela. Yani ya da daha erken sipariş verebilirler mesela, 1 saat kadar erken söyleyebilirler. Çünkü o süreçte çok fazla paket birikti oluyor ve yetişemiyoruz. O kadar çalışan olmasına rağmen.